Merhaba Kanal Avrupa izleyenleri, sektörün aynasına Denizli turumuza hız kesmeden devam ediyoruz ve şu anda Atılım İnşaat'tayız ve yanımda Atılım İnşaat firma ortaklarından Sayın Yusuf Şenel var. Hoş geldiniz Yusuf Bey. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle çok teşekkürler programımıza konuk olduğunuz için. Ben de teşekkür ediyorum. Böyle bir programa katıldığım için çok sevinçliyim. Yusuf Bey, ilk olarak sizi tanıyalım. Kendinizden bahseder misiniz bize? 1975 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik Bölümünden mezun olduktan sonra 10 yıl süreyle Toprak Su, daha sonra da 2001 yılına kadar Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde çalıştım. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde 6 yıl süreyle Sulama İşleri Şube Müdürlüğü yaptım. Bu sektördeki arazi sulama sistemleri, arazi toplaşma sistemlerindeki çalıştığım, biriktirdiğim deneyimleri 2001 yılından itibaren özel sektöre geçerek devam ettiriyorum. 4 yıl süreyle İstanbul'da bir firmada, Güney İnşaat'ta çalıştım. Daha sonra 2004 yılından itibaren de Atılım İnşaat'ta %51 hisseyle devam ediyorum. 2004 yılından beri faaliyettesiniz. Evet. Peki verdiğiniz hizmetlerden söz etmek gerekirse neler söylersiniz? Atılım İnşaat daha çok tarımsal hizmetlere ağırlık veren bir kurum. Çalıştığımız süre içerisinde ana sektör arazi toplaşması olmak üzere sulama sistemleri, arazi sulamalar, içme suları, arazi tesviyesi, drenaj, stabilize yol yapımı gibi çok çeşitli branşlarda çalıştık ama başlangıçta da belirttiğim gibi asıl hizmet sektörümüz tarımsal alanlar. Peki toplulaştırma nedir ve Türk tarımına ne gibi faydalar sağlar? Arazi toplulaştırması, burada örneğinde göstereceğimiz, biraz sonra anlatacağımız gibi çok geniş bir sektör. Arazi toplulaştırması zaten arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri olarak geçen bir kurum. Sadece arazinin toplulaştırması değil, bu hizmetle arazinin istediği her türlü yan sektörler, drenaj, tarla yolu, tesviye, bütün bu düzenlemeler yapılarak arazi mükemmel kullanılır bir hale getirilerek çiftçimize teslim ediliyor. Arazi toplulaşması Türkiye'de 1965'li yıllarda Gediz Planlama tarafından başlatılan bir çalışma oldu. Uzun yıllar sadece Gediz Planlamaya has bir çalışma olarak devam ettikten sonra zaman içerisinde Türkiye'nin değişik kademelerine yayılarak çoğaldı. 1995'li yıllarda Denizli'mize ilk defa arazi toplulaştırma çalışmaları başladı. O dönemde arazi toplulaştırma çalışmalarında 1/4'ünün muvaffakat vermesi gibi bir problem vardı. Vatandaşın saha çalışma yapacağını, sahada arazisi bulunan vatandaşların 1/4'ü evet demedikten sonra burada herhangi bir çalışma yapamıyordunuz. Ve bunu almak da o kadar güçtü ki geceler boyu çalışma, ikna etme, kahvelere gidersiniz, evine gidersiniz, yalvar yakar yapardık. Ama bugün geldiğimiz noktada bu sefer çiftçiler toplulaştırma yapılması için yalvarır hale geldiler. Çünkü faydalarını ve şeylerini gördüler. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerindeki asıl amaç küçük, artık tarım yapılamayacak derece küçülmüş, sulamasını ve şeyini sağlamayacak hale gelmiş küçük parçalar, arazilerin bir yerde toplanarak tarım yapılabilecek elverişli ölçülere getirilmesidir. Şimdi Atılım İnşaat tarafından, şirketimiz tarafından yapılan Acıpayam Yeşildere kasabasını buraya örnek olarak koyduk. Şu gördüğümüz pozisyon Acıpayam Yeşildere kasabasının toplulaştırma girmezden önceki pozisyonu. Burada parselleri görüyoruz. Birbirinin içerisine girmiş karma karışık, çok dağınık bir yapılaşma var ve burada tarım yapmak, ziraat yapmak hakikaten çok güç. Bu sahada toplaşma yaptıktan sonraki ikinci haritadır, yeni haritamız bu şekilde dönüştü. Şimdi bu eski hali, bu yeni hali. Burada örnek olarak bazı çiftçilerin, mesela mavi boyayla boyamışız. Bu arkadaşın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yerde tarlası varmış. Yeni planlamada tek yerden arkadaşa tek tarla vermişti. Ve daha düzgün, işlerin hale gelmiş, kullanılması çok kolay bir tarla olmuş. Diğer örneklerimiz de burada var. Yeşiline boyadığımız mesela arkasında burada gördüğünüz gibi tek parça olarak arkadaşa verilmiş. Burada son derece uygunsuz ziraat yapılması, hiç hoş olmayan arazi biçimi çok güzel, çok düzgün tarım yapılabilen bir araziye dönüşmüş. Toplulaştırma.
sadece tarlaların birleştirilmesiyle sınırlı bir çalışma değil. Şimdi burada şu gördüğümüz hatlar, bir bölümü sulama kanalı, bir bölümü yol. Ve yollarımız, mesela şuradan bakalım, yollarımız kış şartlarında bile gidilip gelinebilecek şekilde stabilize malzeme kapladı. Köy yolları standartındadır. Şimdi vatandaşımız bu yollarından her iki taraf kullanarak herkes kendi tarlasından, hiç kimsenin tarlasını çiğnemeden kendi tarlasına girmekte. Sulama kanalından da yine aynı şekilde kendi kanalına, arazisine su almaktadır. Böylece birbirinden geçme, birbirini çiğneme, birbirine su vermeme gibi kavgaların tamamını ortadan kaldırmaktadır. Şimdi bu söz konusu ettiğimiz Yeşillere kasabasında eskiden mevcut 20 kilometre yolumuz varsa, bu yeni yollarla yaklaşık 50 kilometreye çıkan bir yol ağı ortaya çıkmıştır. Burada güzel olan husus şudur. Arazi toplulaştırmasından önce yapılan yol geçme ve kanal geçme çalışmalarında hangi tarladan kanal geçiyor ise, yol geçiyor ise o tarla istimlak edilir ve bedel ödenirdi. Dolayısıyla çiftçi kendi kanal tarlasını kanal veya yol şeyiyle kaybederdi. O çiftçinin, kanal geçen çiftçinin, yol geçen çiftçinin çok büyük mağduriyeti ortaya çıkardı. Şimdi arazi toplulaştırması uygulamasında bu kayıplar bu sahada bulunan bütün çiftçilerden belli bir yüzde esasıyla bölünerek alındığı için hiç kimsenin mağduriyeti söz konusu olmaz. Çünkü hizmet sahaya toptan gelmektedir. Bu kaybı bütün buradaki arkadaşlar karşılar. Dolayısıyla kanal benim tarlamdan geçti, senin tarlamdan geçti, o boşa gitti gibi bir kavga olmaz. Toplulaştırmanın diğer bir özelliği, diğer bir güzelliği diyelim, arazideki drenaj sistemidir. Drenaj sistemi yol kenarlarına açılan şarampollarla tarlada bulunan mevcut fazla suyun atılmasını sağlar. Tarımda bizim Anadolu çiftçisinin çok bilmediği çok önemli husustur drenaj. Nasıl bir insan vücudu çok fazla su alıp atamadığı zaman rahatsız olursa, arazilerdeki sistem aynen bu şekildedir. Eğer tarlaya fazla su verirseniz ve bunu dışarıya atamazsa tarlada çoraklaşma, kuraklaşma zaman içinde tarlanın tamamen elden çıkmasına sebebiyet verir. Bu bakımdan drenaj çok önemli bir olgudur ve toplulaştırma içerisinde drenaj faaliyetleri de yapılmaktadır. Burada bir güzel hususta genelde bizim çiftçilerimiz dedesinden kalan, büyük dedesinden kalan tapuları hala daha kendi üzerlerine almamıştır. Hisseli gelir. Ondan sonra da tapu da içinden çıkılamayacak bir hale dönüşür. Arazi toplulaştırması bütün sistemi yenilediği için hisselerin üzerindeki bütün değerleri yeni değerlendirmeye kaydederek bu problemi de çözer. Tapuda 10 yıl 15 yıl uğraşmışsınızdır o şeyi çözemezsiniz ama toplulaştırma herkesin hakkını kendine verir, yeni tapuyu çıkartır. Böylece sahadaki mülkiyet kavgasında önüne geçmiş olur. Sonuç olarak arazi toplulaştırmasında bu anlattığımız konuların ışığında şöyle bir şey yapabiliriz. Sulama alanı ve tarımsal üretim artar. Sulama alanı artar derken küçük arazilerdeki sayısız alanlar ortadan kalktığı için daha çok arazi kullanılır hale gelir. Fiziki testlerden dolayı olan parçalanma, artık bu küçük parçalanma azalır. Daha küçük, daha az sayıda parsel sayısına ulaşılır. Miras yönüyle bölünerek hisseli hale gelen, hisseli şeklinde artık vatandaşın içinden çıkamadığı hale gelen mülkiyet durumu giderilir. Kamulaştırma bedeli yerine, para yerine arazi verilir. Böylece vatandaşın sürekli gelir kaynağı olan arazi elinden alınmamış olur. Sulama projelerinin maliyetlerine tasarruf sağlanır. Çünkü burada yapacağın sulama sistemleri çok detaylı, kıvrımlı olacaktır. Burada ise düz hatlarla sulama yaptığınız için mesafe azalır ve maliyet ekonomisi sağlanır.
Şimdi bütün bu anlattıklarımızın ışığında sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. Arazi toplulaştırması ile vatandaşın sahadaki birinci sahadan elde ettiği gelirdeki şeyi artar. Dolayısıyla ekonomik kazanç sağlar, çiftçiliği meslek haline getirir, yerinde kalmasını, göç etmesini önlemiş oluruz. İkinci bir husus, daha önce belirttiğimiz hukuki ihtilafların büyük ölçüde çözümlenmesi sağlanır. Üçüncü bir husus olarak da vatandaşın ulaşım, geliş gidiş, taşıma, bir çerdever girme gibi her türlü şeyleri stabilize yollardan sağlandığı için en ufak bir sıkıntı olmadan bütün bu işlemlerini çözer. Sonuç olarak şunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu şekilde elde edilen ürünlerin topladığınız zaman dış piyasada bile rekabet etme gücünüz artar. Dolayısıyla çiftçilikten elde edilen gelir artık bir değer, artı değer olarak kaydedildiği için çiftçimiz toprağını, taşını terk edip şehirlerde iş arama zahmetinden kurtulmuş olur. Bizim arazi toplulaşması şu sahada gördüğümüz Dodurga dediğiniz bir bölümdür burası. İlk yaptığımız toplulaşmalardan bir tanesi. Atılım inşaatın bunun dışında Konya'da, Urfa'da, Kütahya'da, Afyon'da pek çok köyde arazi toplulaşma çalışmaları yaptık. Rahatça şunu söyleyebilirim. Arazi toplulaştırması Türkiye'de oldukça mesafe aldı. Ancak bugün geldiği noktada toplulaştırma yeterli ölçüde Türkiye'ye gelmiştir. Artık hallolmuş, mesele çözümlenmiştir gibi bir problem şey yokmuş gibi bakmamak gerekir. Arazi toplulaştırmasına gerek devlet bazında gerek ki ülke bazında çok daha iyi bakmak, çok daha kucaklamak durumundayız. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum bu güzel röportaj için size. İyi günler diliyorum. Evet, Sektörün Aynası izleyenleri, atılım inşaattan aktaracaklarım bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.